UEFA TK'ndan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte çok sevdiğiniz oyunu oynayacağız. Ve çok da istenilen bir oyunu kanalımızda gerçekleştireceğiz. Farklı oyunlara yöneliyoruz diyoruz. Ve Call of Duty Warzone Battle Royale oynayacağız. Ama bizlere bugün bu oyunda MSI'ın efsane canavarı eşlik edecek kardeşlerim. Durmadan yer değiştiriyorlar ki. Evet, ekran kartımın üstündeydi. Yeni ekipmanları, yeni bilgisayarları, yeni laptopları görünce kardeşlerim ta o bilgisayardan buraya zıplayıp gelmiş. Çakalı görüyor musun? Evet, şurada dursun bari. Ejderhasının şekli de değişmeye başladı. Sarı oldu, gümüş oldu, kırmızı oldu, geri geldi, siyah oldu. Bu sefer hakikaten yani bu logo harbiden beni benden aldı. Tam böyle altın sarısı yapmışlar. Neyse, biz laptopumuza geri gelelim. İlk defa MSI'da böyle daha farklı, daha rengi, daha farklı, daha canlı bir laptop karşımızda. Teknik özelliklerine geldiğimiz zaman kardeşlerim ilk defa bu işlemciyle bir oyun testi deneyeceğim. i7-1185G7 Intel işlemcisini görüyoruz ve 1660 Ti işlem ekran kartı bulunuyor içerisinde. 16 GB RAM var, ideal zaten şimdiki oyunlar için. Biliyorum hani bu dönemlerde dersiniz var, oyun oynamak istiyorsunuz vesaire, hem dersinizi çok rahat yapabileceğiniz, çünkü içerisinde arkadaşlar 500 GB'lık çok sağlam, okuma yazmanızı sağlam bir SSD var. Ve burada hem oyununuzu oynayıp hem dersinizi yapıp hem iş laptopu olarak da çok rahat bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Ekranı çok ince tasarım. Dur. Aman aman. Kafasını yardık. Kafasını yani. Sen şöyle geç bakayım. Abinin yanına geç. Heh. Evet. Ekranımız kardeşlerim çok ince. Yani ince bir ekran ve daha böyle ince tasarımı alt tarafta da görüyoruz. Yani bu tarafı da arkadaşlar bayağı ince bir tasarım olmuş. Ve şurası benim çok dikkatimi çekti. Şekile biraz önem veren insanım. Şekil tarzında çok çok iyi olmuş. Ve laptopta ilk önce Fortnite oynayacağız. Ve en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, ekran 144 Hz. Fortnite'ı bunun üzerinde deneyelim. Ve Call of Duty'yi de arkadaşlar MSI'ımın canavar ekranına bağlayacağım. Laptopu ekrana bağlayıp ekranda oynayacağız kardeşlerim. Evet kardeşlerim, Fortnite'a girdik. Şu an görmüş olduğunuz gibi 144 Hz'de çok rahat bir biçimde Fortnite oynayabiliyoruz laptopta. Çok fazla laptopta oyun oynayan bir kardeşiniz değilim ama tabii ki de bazen kardeşlerim benimle şehir dışına gittiğim zamanlar oldu. İşte öğrenci olduğum zamanlar oldu. Ben de MSI'ın bir laptopunu almıştım. Hala da evimde durur. Onda da akşamları işte Conan Exiles oynuyorum. Arada Fortnite'a giriyorum kardeşlerim. Çok çok iyi kaldıran bir laptopum değildi ama laptopta oyun oynarken mutlaka ayrı bir klavyeyi ben düşünürüm. Ve Fortnite'da çok iyi bir oran alıyoruz. Ekranın kalitesi. Öncelikle ilk gözüme çarpan şey ekranın kalitesi oldu. Ve burada HD şekilde kamerada mevcut. Hani yayında yapılabilen bir laptop. Ve birazdan ki zaten Call of Duty gibi bir oyuna gireceğiz. Call of Duty'de bakalım nasıl performans alacağız. Çünkü ekran kartıyla işlemci uyumu çok çok güzel olmuş burada. Bu Fortnite'ın hali ne olacak kardeşlerim? Allah aşkına bana söyleyin ya. Event olacak mı, olmayacak mı? Teori bekliyorsunuz benden. Benden teori bekliyorsunuz ama yani bu videoyu nasıl yapayım arkadaşlar? Oyun bizlere hala bir spoiler vermedi. Durmadan portal getiriyor. Portalın neyine teori yapayım abi ben? Anlamadım. O yüzden yakında şöyle bir genel değerlendirme videosu yapacağız. Ama herkesten yorum bekliyorum kardeşlerim. Fortnite bu sezon aynı Marvel sezonundaki gibi büyük ihtimalle yarın bir eventi yapıp bizleri öbür evente, ana eventi gösterecektir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu an çok güzel, akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Portallar gelmiş, bir şeyler gelmiş. Kardeşim tamam geldin gel. Kanka bak laptoptayım, yamuk oynuyorum oyunu. Hadi. Oğlum ben 1.5.4 mi girdim? Kaçıyor. Bunlar da laptop incelemesi yapıyor galiba. Ha, arkaladın beni. Ve i7 ile birlikte birleşimi güzel olmuş ama hakikaten şöyle bir görünüm anlamında benim çok çok hoşuma gitti ya. Güzel. Güzel yapmışlar. Bunu da hep eziyoruz. Evet, şimdi ekrana bağlıyoruz ve çok istenilen oyun Call of Duty'ye geçiyoruz. Evet kardeşlerim, maceramıza başlıyoruz. İstenilen bir oyundu. Call of Duty'yi oynayacağız. Ekranımıza bağladık laptopu ve bakalım nasıl oynayacağız kardeşlerim. Çünkü çok zor bir oyun. 150 kişiyle Battle Royale oynuyoruz kardeşlerim burada, yani boru değil. O yüzden biraz hızlı loot yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu eve atlayalım mı? Onu boşa, şu aşağıdan atlayalım abi. Aşağıdan atlayalım. Haydi bakalım. Çok hıza dayalı bir oyun. Böyle hıza dayalı oyunları çok çok seviyorum. Call of Duty güzel bir güncelleme de getirmiş bugün. Zombi modlu falan. Abi bu ne? Ne çıktı bize ya? Gözünü seveyim. 5-1 mi çıktı? Şöyle Legendary bir şey çıkarsak güzel olur ya. Güzel. Bu iyidir.
Yakından. Oo çok iyi. Holografik görüşü de var. Çok hızlı böyle adam rush'lamak istiyorum. Oyun çok zor. Her yerden adam çıkabiliyor yani. Zor olmasının nedeni çok fazla adamın atlaması. Bazen böyle evlere de pusuyorlar biliyor musun? Bu ne abi? Escape From'daki silaha benziyor. Escape From'daki silah. Pompalı mı bu? Bu yakındaki adama tek atar ha. Yan tutamacı çok şekil bu arada. Efsane. Haydi bakalım kardeşlerim. Seri isterseniz yaparız. Zombi modu falan da gelmiş. Böyle ekipten 2-3 kişiye de indirtiririz oyunu. İnşallah tabii ki arkadaşlar. Benim oynadığım oyunu ekip nedense oynamıyor. O yüzden ekibe bu aralar aşırı kızıyorum. Adam burada bir yerde. Kanka şimdi bu silahı ilk defa oynuyorum ya, bir cici olmayalım bu pompalı mantığında çünkü. Adam buradan geçmiş. Adam buradan geçmiş de. Adamların olduğu yere atlamak istiyorum çünkü öldüğümüz zaman oyun bize bir hak daha tanıyor. Benim gibi ölen kişilere. Başka bir ölen kişi. Hop hop. Hayırdır lan? İzle şimdi izle. Eyvallah. Oo, bu sürü efsane değil mi? Bence bunu oynayalım. Daha şey bir silah. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Go to lobby. Gerçi dur, bu hapishaneye gidecek değil mi gençler şimdi? Bu hapishaneye gidecek. Sıkıntı yok. Bayağı oynamak istiyorum ben bu oyunu. Alışmam lazım bu oyuna. Bu adam burada tek miydi acaba? Lootlarını takip ede de adamı buldum. Bir de görev sistemleri falan var. Bak görev alıyorsunuz. Paranızı harcayabiliyorsunuz. Para birimi var. Bu çok güzel bir şey. O yüzden bence bu oyun zaten daha çok üçlü oynanıyor. Hani trio'da daha da zevkli olur. Evet. Geldik bir tane ambara. Şuraları kapatalım. Harbiden havası güzelmiş burada kardeşlerim. Çok Escape From oynadığımız için. Şimdi kanka bu ne? Selkitri. Ben şimdi öldüğüm zaman kendimi kaldıran bir şırınga vardı. Şunu bir atalım. Bu tarz şeylerin olması güzel bu arada ya. Oyunu farklı kılıyor değil mi? Bakın şu an bütün mermilerimi aldım mesela. Bu neymiş? Bir şey kuruyor. Şöyle oyunu bir öğrenelim. Neyin ne işe yaradıklarını değil mi? Tamam. Ha devam. Aa, burası tam şey ya. Buradan adam çıkarsa sıkıntı. Loot drop yeri var. Hemen oraya gidelim. Büyük ihtimalle oraya geleceklerdir. Tam pusma yeri yalnız. Tam pusma yeri. Biri bir şey almış. Buraya yatılır kral. Aslında bir dürbünlü. Tamam. Bence dürbünlü bir şeyimiz olsun ya. Tamam, şuradan yukarı hemen kayalım. Büyük ihtimalle önümüze bir adam çıkacak. Şu taşların üstü daha iyi gibi. Aha. Gördüm. Şu evin içindeler. Geliyorum. Adam down. Dur. Öbürünü nasıl atıyorsun? Yat aşağı. Kendini mi kaldırdı o? Bu ne arkadaşlar? Armorumuzu... Ha, daha çok armor alabiliyorum. Tamam. Daha çok armor alabiliyorum. Adamda roket atar var kral. Tamam. Burası güzel bir yer. Bence kalalım. Aşağı şuralar bence Lumber falan. Buralar güvende olacak.
Yes. O şırıngayı iki aldık. Adam yalnız fena mors mu oldu diyeyim. Artık ismini yani siz doldurun o boşluğu. Bu sahneyi izlemek istiyorum. Dakikasını atar mısınız? Bir daha izleyeceğim akşam eve gittim mi? Şuralar olacak büyük ihtimalle. Çok açık alandayım. O burada adam olduğunu varsayabilirim. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar şimdi gidiyor muyum ben hapse? Tamam, ölmedik canım. Ölmedik arkadaşlar. Ölmedik abi. Sıkıntı yok. Abi durun. Abi yapmayın gözünüzü seveyim. Tamam götürmeyeyim beni hapishaneye. Korkarım. Şimdi ne olacak burada? Ha, bak bu sistem çok güzel olmuş. Eğer adamı öldürürsem tekrardan geri dönebiliyorum. Bu çok iyi bir şey. Clock winner. Tamam o kazanmış. O döndü. Bakalım arkadaşlar çıkabilecek. Aa. Nasıl oldu? O adam kazan. Bir dakika benim lootlarım gitti mi peki? O da oraya düşüyor. Ha drop. Param 3400. İlk önce hemen şu eve atlayalım. Ha bütün silahlarım gitti mi? Bu sistem iyi. Hiç lootlanmayan bir yere düştüm. Hiç lootlanmayan bir yer. Bas abi. Ya yapma ya. Uf. İşte bu oyunun arkadaşlar en büyük şeyi bu ya. Her yerde adam fısabiliyor kardeşlerim. Her yerde adam fısabiliyor ama zevkli bir oyun geçirdiğimizi düşünüyorum. Bence bir tık yetenek var. Ne diyorsunuz hafif? Ama antrenman yapmak gerekiyor. Ama oyunun mantalitesi çok güzel. İsterseniz bir bölümde full Call of Duty oynarız. Beğenilerinizi bekliyoruz. Laptop çok güzeldi. Açıklama kısmına bıraktığım linkten mutlaka inceleyebilirsiniz kardeşlerim. Ben bu videodan zevk aldım. Güzeldi. Call of Duty güzel oyunmuş. Ama ilk tecrübe işte. Daha ikinci oyunum falan. Twitch'te de bir iki kere oynamıştım. Ama oyun çok çok hoşuma gitti. Hatta ve hatta menüye dönelim. Farklı modlar da gelmiş. Ve silahlarınızı kendinize göre optimize etmeniz güzel. Farklı modlar da var, rank var. Karakter de açabiliyor musunuz? Güzel. Yani bence oynanır. Hatta bu ekiple daha da güzel oynanacağını düşünüyorum. Düşünsenize askeri bir oyun. Bakalım 100 GB indirir mi bizim indirmez mi bakarız. Hepinizi seviyorum. Çok güzel bir video geçirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.